Değerli izleyenler, Emine Eroğlu ile Göz Hizası programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta günahlara dair bir konuyu ele alacağız. Fakat sorumuza geçmeden önce Emine ablamızı davet etmek istiyorum. Sevgili ablam, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Asuman. Sevgili ablam, bu hafta bize gelen soru günahlardan çıkış yolları bulamayan birine ne tavsiye edersiniz şeklindeydi. Bu sorudan çıkardığım, aslında bize bu soruyu soran arkadaşımızı hayal ettiğimde bir mücadele görüyorum bu sorunun içerisinde. Bir nefis mücadelesi var ama belki iradesinin hakkını verememek de var bunun içinde. Çünkü günahlardan bir çıkış yolu arıyor ama hala o günahın içinde gibi bir profil görünüyor buradan. Peki siz bu soruya nasıl yaklaşırsınız diye başlamak istiyorum, sormak istiyorum. Evet, aynı duyarlılığı ben de hissettim sevgili Asuman. İnsan günahlardan çıkmaya çalışıyorsa günahtan ciddi şekilde rahatsız, ona razı değil manasına geliyor bu. Hoca Efendi'nin sıkça tekrar ettiği bir arkadaşımın şiiri dediği bir mısra vardır. Günah deryasına yelken açmışım, kıyıya çıkmaya koymuyor beni. Çünkü günaha düşmek, günaha batmak, o kuyuya, o bataklığa düşmek kolay ama oradan çıkmak oldukça zorlu bir hal. Çünkü irade zayıflamış oluyor insan günaha düştüğünde. Bir kemiğin kırılması ve kırıldığı yerden ya da çıktığı yerden tekrar tekrar çıkması gibi, o mikrop vücudumuza girdiğinde, günah mikrobu vücudumuza girdiğinde yeniden bizi günaha doğru çağırıyor ve aynı zamanda başka mikropları da, başka günahları da beraberinde getiriyor. Şimdi burada günahtan çıkış yolu sorulduğu için o izlekte yolumuza devam edelim. Birincisi, her günahtan küfre giden bir yol vardır diyor ya üstadımız, Allah ondan razı olsun. İçine düştüğümüz günahın günah olarak kalmasını sağlamak lazım. Yani etrafını çevirmek, günah alanını büyütmemekle başlamamız gerekiyor. Günah alanını büyütmemek meselesi de birincisi küfre giden yolları tıkamak. Bu da günahı günah olarak bilmekle başlıyor. Biliyorsun sevgili Asuman, insan bir günaha düştüğü zaman şeytan ona o günahı mazur göstermeye çalışıyor, o günahı meşru göstermeye çalışıyor, o günahı hafif ve küçük göstermeye çalışıyor. Nefsimiz, şeytan bize bir takım telkinlerde bulunuyor. Dolayısıyla insan günahıyla yüzleşemiyor. O günahtan kurtulmanın birinci aşaması o yüzden yüzleşme. Bize bu soruyu soran kardeşimiz de öyle görünüyor ki bu yüzleşmeyi gerçekleştirebilmiş. Şimdi günahı günah olarak görememe yetmiyor, bir de buna bir şey daha ekleniyor. İnsanda günaha karşı bir itiraz duygusu da oluşuyor. Yani keşke bu günah olmasaydı gibi. Mesela birisi amele muvaffak olamayınca diyor Bediüzzaman Hazretleri, onda o amele karşı bir itiraz duygusu oluyor. Yani keşke tesettür farz olmasaydı, keşke zina haram olmasaydı, keşke kul hakkı gıybet bu kadar, Cenab-ı Hak tarafından bu kadar kul hakkı yemek zemmedilmeseydi, gıybet bu kadar zemmedilmeseydi gibi içinde insanın günaha karşı bir itiraz duygusu oluşuyor. Bu itiraz duygusu da aslında o günah kadar, belki ondan daha büyük bir problem oluşturuyor. İtikada, yani günah amellerimizdeki bir boşluk ve iltihap olarak düşünelim bunu, gidiyor ve itikadımıza, yani Allah'a olan inancımıza zarar vermeye başlıyor. Ahirete olan inancımıza zarar vermeye başlıyor. Efendim, bizim hesap gününde hesap vereceğimize ilişkin inancımıza, kitaplara olan imanımıza, Efendimiz'e olan imanımıza mesafeler koyuyor, zarar vermeye, iltihap oraya doğru işlemeye başlıyor. Dolayısıyla bizim önce yapmamız gereken şey o iltihabı kurutabilmek için günahın alanını daraltmak ve sınırlandırmak. Yani günahı günah olarak bileceğiz. Birincisi, ikincisi günahlara karşı bir itiraz duygumuz olmayacak. Yani biz o günahı işliyoruz diye onu haram olmaktan çıkarmaya çalışmayacağız, bu bir. İkincisi de keşke bu haram olmasaydı gibi Cenab-ı Hakk'a karşı hürmetsizlik, saygısızlık addedilebilecek kendi içimizde duygular beslemeyeceğiz. Bunu yaptık, bu da yetmiyor. Bir şey daha var. Her günah başka günahları beraberinde getiriyor dedik ya,
o günahın, yani bir çukura düştük, orada kalmasını sağlayacağız. Genellikle mesela bir insan günaha girmişse o günahı saklamasıdır biliyorsun İslam ahlakına uygun olan. Allah'la arasında bir sır olarak onu tutması, insanların duymasına, öğrenmesine müsaade etmemesi ve onu iyileştirme çabası içerisinde olması. Dolayısıyla o günahı aleni, açıktan açığa değil, gizli tutarak, onu mahrem olarak yapması, genellikle şeytan bunun bir münafıklık olduğuna ilişkin zanlar veriyor insana ama onu saklı tutması insanın bir iyileşme çabasını da beraberinde getiriyor. O etrafa yayılınca bu sefer ondan çıkmak da zorlaşıyor. Öyle olunca sevgili Asuman, onu saklı tutmak bir. İkincisi de başka günahların ona ilavesine izin vermemek. Bir dişe bir mikrop yerleşmişse bilirsin, başka mikropları hep yanına çağırır. Bizim yapmamız gereken şu, mesela bir günahın içindeyiz. Bu, evet, bu bir günah ama bunun yüzünden yalan söylememek. Mesela günaha girdik, şeytan bize diyor ki sen günahkarsın, kıldığın namazı boşuna kılıyorsun, kılma diyor mesela. Dolayısıyla bak, bak ne oluyor? Bir günahtan nerelere kadar yol çıkıyor? Bu yolları tıkamak gerekiyor. Evet, ben büyük bir günahın içinde olabilirim ama bu huzuru ilahiyeye çıkmama mani değil. Allah beni huzuruna, günahkar da olsam, yüzüm kirli de olsa, üzerimde katran karası kirler de olsa, bir zift kuyusuna batmış da olsam, bir bataklığın içerisinde de olsam, Rabbim beni huzuruna çağırıyor. Çünkü ayet-i kerimede ne diyordu Cenab-ı Hak? İnna Allahi yafiru zunube cemia. Yani Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Dolayısıyla ben bu günahın yayılmasına izin vermeden, itikadıma, diğer amellerime zarar vermesine izin vermeden o günahın alanını daraltmakla mesulüm. Şöyle olabilir. Mesela ben bu günahı işlediğim için namazlarımı hissizce kılıyor olabilirim. Yeterince namaz kılma konusunda derinleşemiyor olabilirim, duygularım körelmiş olabilir, duygularım perdelenmiş olabilir. Ama bunun ameli bir mükellefiyet olduğunu unutmayıp onu ifa etmek, amellerden kaçmamak, şeytanın sen zaten günahkarsın, boşuna amel ediyormuşsun gibi ivalarına izin vermemek lazım sevgili Asuman, ki o günahı o günah çerçevesi içerisinde, o günah sınırlılığı içerisinde tutabilelim. Bu meseleye başlangıç noktası, yani önce o yangının etrafa yayılmasına izin vermeyerek yola çıkacağız sevgili Asuman. Sen ne dersin bu bağlamda? Ben de bu bağlamda Hoca Efendimizin Prizma 1'de bir makalesi var, günahlardan çıkış yolları diye, ve 5 madde sayıyor orada. Az önce sizin de bahsettiğiniz hatta maddeler de var içinde. Dediğiniz gibi günahı kerih görmek, o günahı sınırlandırmakla ilgili. Orada çok çarpıcı ifadeler vardı. Yani günahı kerih görmek başlığı altında hususan Hoca Efendi böyle hani onun ne kadar adeta diyor ki onun ne kadar korkunç, herhangi bir günahın ne kadar korkunç bir koku yaydığını mesela hissedebilsek gibi bir ifadesi vardı orada. Yani insanın aslına bakarsanız en temelde ki bize bu soruyu soran arkadaşımız da bunun farkında anladığım kadarıyla, o günahı kötü görmesi ve ondan aslında kurtulmaya çalışması için bir başlangıç, kerih görmesi meselesi. Ve onun ne kadar aslında yaralayıcı olduğunu, kalbimize ne kadar zarar verdiğini daha da derinlemesine anlamak için böyle makalelere başvurmak da bir çözüm olabilir o noktada. Çünkü şeytan bunu gözümüzde küçültebiliyor, yapılan şeyleri, ya da hep işte başkalarından örnek vererek zaten çok işte başkası şunu da yapıyor, bunu da yapıyor diye odak noktamızı kendimizden, o günahtan değil de etrafa yaymış oluyor. Bu şekilde kendi gözümüzde küçük göstermeye başlıyor. Ama bizim kendi amellerimizden sadece tek başımıza sorumlu olduğumuz meselesinin altını çizmek lazım. Hani o kabirde yalnız olacaksın meselesinin belki. Ve de günahları gerçekten kerih görmenin belki Allah'la kul arasındaki o ilişkide günahın nerede durduğunu idrak etmekte de bir bağlantısı olabilir. Allah'a karşı saygısızlık meselesine belki dediğiniz gibi değinilebilir. Günahı kerih görmekten sonra da tövbeden bahsediyor Hoca Efendi makalede. Hani o günah ve tövbe dengesi,
tam da sizin bahsettiğiniz gibi o yangının etrafa sıçramaması, daha da büyümemesi adına tövbenin öneminin altını çiziyor. Ben de aslında bu makalenin okunmasını müstakil bir şekilde tavsiye edebilirim. Bu noktada bana da çok öğretici oldu bu makale. Çünkü içinde yapılan bir araştırmadan bahsediyor Hoca Efendi. Hani günahın içinde bile olduğunu fark etmemenin tehlikesiyle ilgili. Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre gençler, yani kendi hallerinin farkında olmayan gençlerin özellikleriyle, affedersiniz ama serseri bir sokak köpeğinin özelliklerinin yapılan anketlerde aynı olduğu ortaya çıkmış. Mesela günahın ne kadar korkunç bir hale sürükleyebileceğini insanın bu örnekten de anlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, fakat şunun altını çizmek lazım. İlgili araştırma günahı günah olarak bilmemenin araştırması. Yani günahı biz hiç hesaba katmadan, günah diye bir şey yokmuş gibi yaşadığımızda insaniyetten kopuyoruz. O araştırmanın vurgusu ona ilişkin bir vurgu. İnsaniyetten, insan olmaktan, çünkü vicdanımız biliyorsunuz sevgili Asuman bizi yaptığımız günahlardan mesul tutuyor. Yani bu kardeşimizin sorusunda olduğu gibi normalde biz bir günah işlediğimizde vicdanen kavrulup duruyoruz, yanıp duruyoruz, vicdanen azaplar içerisinde kalıyoruz. Yani nefsimiz ne kadar lezzet alırsa alsın, aklımız bunu kabul etmiyor, kalbimiz bunu kabul etmiyor, vicdanımız azaplar içerisinde kalıyor. Yani ettiğimizi kendimize ediyoruz sevgili Asuman. Ama bu bağlamdan bile koptuğumuzda, yani artık hiç umursamadığımızda, günahı umursamadığımızda, kötülüğü umursamadığımızda, zulmü umursamadığımızda, o zaman belhum adal diyor ya Kur'an-ı Kerim'de, hayvandan daha aşağı mertebelere düşme tehlikesi var insanın. Ama şunu göz ardı etmemek lazım sevgili Asuman, günah hepimiz için bir tehlike ve şu noktada çok önemli bir tehlike, o bir kayma noktası ya, kayabiliyor insan. O yüzden akıbetimizden endişe olarak sürekli uyanıklık içerisinde yaşamamız gerekiyor. İnsan düşebiliyor, sürçebiliyor ve asıl mesele şeytanın... Şeytana dair bahisler insana imana dair olan meselelerden daha tatlı, daha renkli görünebiliyor. Nefse ilişkin, dünyaya ilişkin cazibedarlık insana dine, amele ilişkin meselelerden daha parlak görünebiliyor. Yani insana namazın, orucun, amellerin, sorumlulukların yüzü asık. Ama dünyaya ilişkin, eğlenceye ilişkin, nefse ilişkin, nefsin ivalarına ilişkin meselelerin yüzü aydınlık, güler yüz olarak görünebiliyor. Aslında bu ilk bakıştaki bir yanılsamadan ibaret ama böyle görülebiliyor. Tahribat da kolay, bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani kaymak, düşmek meselesi karşısında sürekli uyanık olmadığımız sürece yollarda takılabiliyoruz. Üzerimizde, ruhumuzda, kalbimizde kirler birikmeye başlayabiliyor. Eğer bunu böyle kabul edeceksek, yani günaha düşmenin, tahribatın bu kadar kolay olduğunu göz önünde bulunduracaksak, öncelikle düştük, kaydık, kapaklandık. Üstadımızın şöyle bir ifadesi var. Günaha girmeyi diyor üstad, günahlardan, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmak lazım. Günaha girmekten, şeytandan kaçar gibi kaçmak lazım. Yılan, çıyan benzetmesi bu konuda çok önemli. Günaha girdik diyelim. Aslında kendimizi şöyle görmemiz lazım. Üzerimizi kirlettik, bir zift kuyusuna düştük. Ama aslında sırtımıza da Kaf Dağı'ndan ağır bir yük yüklenmiş olduk günaha düşmek suretiyle. Kaf Dağı'ndan ağır manevi bir yük yüklendik bir. İkincisi, yılanlarla ve çıyanlarla beraber yaşamaya başladık. Ki bunun insan için ne ifade ettiğini tahayyülü olarak düşünmesi lazım. Ve ne olacak? Hoca Efendi diyor ki Bediüzzaman Hazretleri'nin bu cümlesi, yani günahlardan, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmak lazım cümlesini şöyle düşünün diyor. Üstad aslandan, kaplandan kaçar gibi kaçmak lazım demiyor. Çünkü aslan ve kaplana karşı siz yiğitçe savaşırsanız açık bir saldırısı vardır. Oysa yılandan, çıyandan kaçma meselesi daha sinsi, daha zorlu, daha zehirli, daha problemli, daha insanı zora sokan bir mesele. Öyleyse biz
kendimize ne yaptığımızı, yani günah işleyerek Allah'ım ben kendime ne yaptım derdi içerisinde olmamız lazım. Bunun Allah'a karşı saygısızlık olduğunu, Allah'a karşı vefasızlık olduğunu zaten biliyoruz. Öyleyse aslında günaha hakkı hayat tanımama noktasında tevbeye müracaat etmek lazım. Evet, şöyle olabilir. Tevbe ettik ama nasuh tevbe yapmak kolay değil. Nasuh tevbe biliyorsun bir daha dönmemek üzere yapılan tevbe, günaha bir daha bulaşmamak üzere yapılan tevbe. Şimdi çoğu zaman biz tevbe ederken tevbemiz nasuh tevbe olmayabiliyor. Yani o günahtan rahatsızlık duyuyoruz, vicdanen infial gösteriyoruz, kalben aklen infial gösteriyoruz. Ama bir kere o kemik yerinden oynadı, bir kere o günahın içerisine düştük. Dolayısıyla o uçurumun kenarında dolaşmaya devam ediyoruz. Tevbe ettik, tevbe biliyorsun günahı temizliyor. Günaha hiç hakkı hayat tanımadık, hemen günahtan sonra tevbe ettik. Ama o uçurumun kenarında dolaşmaktan uzaklaşmamız gerekiyor. Tevbe ettikten sonra. Yani mümkünse mesela çevremizi değiştirmek imkanı varsa çevre değiştirebilmek, güzel insanların arasına katılmak, tek başımıza olduğumuzda şeytan bizi daha kolay aldattığı için güzel insanlarla beraber olmak, kendimize bir hayırhah bulmak, tevbe kurnalarına koşmak, bunun vicdani sorumluluğunu üzerimizde taşımak, oradan çıkma çabası noktasında çok önemli çabalar bunlar. Yani uçurumun kenarından, ateşin kıyısından, yılan çıyan kuyusundan mümkün olduğunca kaçarak uzaklaşmamız gerekiyor bizim. Ama oraya tekrar geri döndük diyelim, bir günah işledik, kaçmaya çalıştık ama günah bizi sırtımızdan yakaladı, tekrar geri çekti. Günah deryasına yelken açtı, kıyıya çıkmaya çalışıyoruz ama çıkamıyoruz. Kesinlikle mücadeleden vazgeçmemek lazım sevgili Asuman. Evet, irademiz zayıflamış olabilir günaha düştüğümüz için. Evet, nefsimize söz geçiremiyor olabiliriz. Evet, duygularımızı o günah kuşatmış, ele geçirmiş olabilir. Kalbimizi, kalp kalesini bile yıkmış, ele geçirmiş olabilir içine düştüğümüz günah. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz ayeti var ya, o Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur ayetinden, bu cümleden hemen önce Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz cümlesi var. Ve Allah kullarına şöyle sesleniyor: ey benim nefislerini israf eden kullarım. İsraf biliyorsun, nefsin israfı sınırları aşmak, günaha düşmek, hatalara düşmek suretinde oluyor. Allah diyor ki, ey benim nefislerini israf eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur, o gafur ve rahimdir. Dolayısıyla ne kadar böyle perişan olsak, ne kadar iki büklüm olsak, ne kadar yerlerde sürünüyor olsak, sürüm sürüm hale gelsek de Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyecek bir yerde durmamız gerekiyor ve dua dua ona yalvarıp yakarmamız gerekiyor. Ya Rabbi tut elimden, ya Rabbi beni buradan çıkar, ya Rabbi ben günah bataklığının içerisindeyim, halimden razı değilim diye, en azından sevgili Asuman, en azından o işlediğimiz günaha karşı bir tepki ortaya koymak lazım. Yani şöyle düşün, evet o günaha düştük. Ama biz düştüğümüz günahtan razı değiliz. Günaha karşı tepkiliyiz. Eylemsel olarak tepkili olmasak da kalben o günaha karşı bir tepkimiz var. Bu bile bir tevbedir aslında. Bu bile oradan çıkma noktasında bizim için bir sermayedir. Bununla irademizi güçlendirebiliriz. El uzatacak bize oradan çıkma konusunda o kuyudan, el uzatacak insanlar varsa onlardan yardım isteriz. Tevbelere koşarız ama fiili olarak da hayırhahlarımız olur, güzel insanlarla beraber oluruz, sohbet edeceğin anlara gideriz. Oradan çıkmaya çalışırız. Buna ilişkin bir azmimiz, irademiz olur. Yine de oradan çıkamıyorsak tevbe etmekten vazgeçmeyiz. Yani ben tevbe ettim, bozdum, tevbe ettim, bozdum. Ben artık tevbe etmeyeyim, nasılsa tevbeme riayet edemiyorum deyip kendimizi salamayız. En büyük problemlerinden bir tanesi günahın kendimizi onun içerisine salmamız. Ne kadar içerisine düşmüş olursak olalım hep oradan çıkma azminden vazgeçmememiz, kendimizi salmamamız, 100 kere de tevbemizi bozmuş olsak yine tevbeyle Cenab-ı Hakk'a, ama samimi bir tevbeyle yönelmemiz, uçurumun kenarından uzaklaşma, kuyuya düşmüşsek o kuyudan çıkma noktasında
Cenab-ı Hak'tan yardım isteme, birilerine el uzatma, bir ipe tutunma çabası, tutunacak bir ip arama, sağlam bir ip arama çabası, bundan asla vazgeçmememiz gerekiyor sevgili Asuman. Sen neler ilave etmek istersin bütün bunlara? Aslında ilave edecek pek bir şey bulamıyorum sevgili ablam ama sadece hani altını çizdiniz siz de duanın önemi. Gerçek manasıyla zaten iradelerimiz zayıflamışsa da dediğiniz gibi irademizi güçlendirecek olan o. Ve başka gidecek kapımız yok. Bunun bilinciyle Rabbimizden ümit kesmek zaten olmaz. Hani o rahmetin genişliğini de tahayyül ederek duaya sığınmak bence de bu günahlardan çıkmak isteyen ama iradesiyle bunu yapamayan bir yani hepimiz için aslında en büyük çıkış noktası gibi geliyor bana da. Siz de altını çizmiştiniz zaten ve arkadaş çevresinin de çok etkili olduğunu müşahede ediyoruz. Özellikle gençler arasında onları günahlara sürükleyen ya da işte kötü durumlara sevk eden kötü arkadaşlıkları bırakmak, belki onlara mesafe koymak adına bir aksiyon almak gerekebiliyor. Bunlar benim aklıma da geliyordu. Allah'ın beden razı olsun. Çok güzel ifade ettiniz, açıkladınız. Günahlardan çıkış yollarını aslında bakarsınız. Evet. Şimdi sen arkadaş çevresi dedin ya, aslında bu çok önemli bir vurguydu. Bizim günaha düşmemize sebebiyet veren en önemli unsurlardan bir tanesi çevre faktörü, biliyorsun sevgili Asuman. Yani biz tek başımıza kaldığımızda vicdanımızın sesiyle tek başımıza kalıyoruz. Eğer etrafımızda güzel insanlar, hayırlı insanlar, bize örnek olan insanlar varsa, bizim hayatımızda bir ibadet varsa, hayatımızda sohbeti cananlar varsa, onlar bizim için koruyucu kalkanlar hükmünde oluyorlar takdir edersin ve bizi günahtan koruyabiliyorlar. Ama bu şartlarda bile yine günaha girebilmek mümkün. Ama kesinlikle bir kötü arkadaş ortamında bulunmamak lazım. Çünkü o açıktan açığa günaha açılan kapılar. Çünkü insan, insiba diye bir kavramımız var ya, etrafımızdaki insanların rengine boyanıyoruz, onlara benzemeye başlıyoruz, onlardan etkileniyoruz. İnsan etkilenmeye açık bir mahiyette yaratılmış. Dolayısıyla eğer kötü bir arkadaş çevremiz varsa, bizi günaha doğru sürükleyen bir arkadaş çevremiz varsa, burada yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi o arkadaş çevresinden uzaklaşmak. Aslında bunu hicret olarak tanımlıyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde. Günahlardan hicret edendir muhacir diyor Efendimiz. Ne oluyor bak, günahlardan sevaplara doğru hicret etmiş oluyorsun ki bu sana büyük bir sevap kazandırıyor. Günahı terk etmenin hükmü vacip, biliyorsun. Vacip sevabı kazandırıyor bu sana. Bir terk kavramı hayatının içerisine girmiş oluyor. Bir şeyi terk ediyorsun ve bunu sırf Allah için yapıyorsun. Şöyle diyebiliyorsun Cenab-ı Hakk'a: ya Rabbi, ben nefsimin ivalarından sana iltica ediyorum, sana hicret ediyorum. Günahlarımdan senin rahmetine hicret ediyorum diyorsun. Ve kendi çevreni mümkünse terk edebilmek, hatta mümkünse o çevrede bulunmaktan kendimizi kurtaramıyorsak o beldeyi bile terk etmek mümkün. Buna ilişkin meşhur bir hadis-i şerif vardır, biliyorsun. Çok büyük günahlar işleyen, hatta katil vakaları işleyen birisi tevbe ediyor ve ona deniliyor ki hicret et. O da alıyor işte kervanını, alıyor bineğini, yola çıkıyor. Ondan sonra gideceği yere varmadan vefat ediyor. Hatırlarsın bu hadis-i şerifi. Sonra melekler geliyorlar ve bu ehli cennet midir, ehli cehennem midir? Bunu huzur-u ilahiye çıktığında Cenab-ı Hak buyuruyor ki gideceği yere daha yakınsa ehli cennettir, geldiği yere daha yakınsa ehli cehennemdir. Aslında bunu mekansal olarak düşünmekten daha ziyade mecazi manada günahtan çıkıp sıyrılmak, kurtulmak noktasında gideceğimiz yere, yani sevaplara, günahın yerine sevaplara, şerrin yerine hayırlara, haramların yerine helallere doğru yol alıyoruz ya. Aslında yolculuğumuz böyle bir yolculuk. Gideceğimiz yere daha yakın olmamız gerekiyor sevgili Asuman.
hep böyle sevaba doğru, hayra doğru, iyiliğe doğru koşmamız, oraya doğru yolculuk etmemiz gerekiyor. Ve bunu başarabildiğimizde Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki onların günahlarını sevaplara inkılap ettiririm diyor. Bunu şöyle anlamak lazım. Günaha olan istidadımız, kabiliyetimiz sevaba kabiliyete dönüşüyor. Yani Allah bize öyle fırsatlar veriyor ki o günah işlediğimiz istidatlarımızla sevaplar işlemeye başlıyoruz, hayırlar işlemeye başlıyoruz. Diyelim ki gıybet ediyoruz da biz dilimizi gıybetten geriye çektiğimizde o dille gıybet etmek yerine hayırlar, hayır sözler, hayır efendim beyanlar, hayır sohbetler yapmaya başlıyoruz. Bunu diğer uzuvlarımız için de düşünebilirsin. Onları haramdan çekmemiz gerekiyor. Bunu başarabildiğimizde şerri olan istidadımız hayrı olan istidada inkılap etmiş oluyor. Burada üstadın çok önemli koyduğu bir düstur var. Bunu hiç unutmamak, aklımızdan hiç çıkarmamak gerekiyor. Eğer mesele nefis meselesi ise, yaşadığımız asırda dedim ya hani dünyaya ilişkin meseleler insanlara çok parlak, ahirete ilişkin meseleler sönük görünüyor. Nefse ilişkin meseleler çok lezzetli, çok tatlı, çok cazibedar ama ruha ve kalbe ilişkin meseleler insanlara çok erişilmez ufuklar olarak görünüyor. Üstad bu konuda bize bir ölçü veriyor ve diyor ki helal daire keyfe kafidir. Helal daire keyfe kafidir. Yani sevgili Asuman biz Rabbimizin rızası istikametinde yaşadığımızda helal daire de aslında lezzetleri, nefse ilişkin lezzetleri duyabiliyor. Hatta vicdan azabı olmadan, günahların azabı olmadan o nefsin lezzetlerini tattığımız için de elemsiz bir lezzet tatmış oluyoruz. Bir Müslüman sevgili Asuman günaha girdiğinde nefsi ne kadar lezzet alırsa alsın vicdanını azaplar içerisinde bırakıyor ya. Dolayısıyla o aslında onun için lezzet olmuyor. Oysa helal daire keyfe kafidir düsturunca insan helal dairede kaldığında diyelim ki işte iffetiyle ilgili bir problem yaşıyor. İşte nikah dairesi içerisinde ihtiyacına cevap bulabiliyor. Diyelim ki yeme içme konusunda helal daire içerisinde yeme içme, efendim işte gezmeler, eğlenmeler, bütün bunları helal daire içerisinde yaptığında ne oluyor sevgili Asuman? Vicdanı azaplar içerisinde kalmadan o lezzetleri duyduğu için gerçek lezzetleri tadıyor. Ve şöyle diyebiliyor o zaman, bize burada numunelerini, gölgelerini gösterdin, lezzetlerin asıllarını, menbaalarını göster diye Allah'a yönelebiliyor. O tattığı lezzetler de aslında cennete açılan kapılar, cennet nimetlerine açılan pencereler oluyor onun için. Kendini aslında koruma dairesi, yani elemlerden, azaplardan, iç karanlıklarından, Allah ne diyor? Kalpleri pas tuttu diyor Cenab-ı Hak. O kalbin paslarından kurtarmış oluyor. Bir de kalbin lezzetlerine açıldığında gerçek lezzetlerin onlar olduğunu görüyor. Bir de ruhun lezzetlerine açıldığında onun maddi lezzetlerle kıyas edilemeyecek muhteşemlikte lezzetler olduğunu görüyor. Ve o kapıları da o helal daire içerisinde kalmak suretiyle çalabiliyor. O yüzden sevgili Asuman, hani sen günaha hakkı hayat tanımama dedin ya, günahlara hakkı hayat tanımadan tevbe kurnalarında mümkün olduğunca arınıp da bize uzatılan rahmet iplerine tutunmak bizim sorumluluğumuz. Diyeyim ve sözü sana vereyim. Allah razı olsun sevgili ablam. Çok gerçekten benim nefsimi de ikna edici bir açıkçası açıklama oldu. Bu noktada sadece ben de şunun altını çizmek istiyorum. Nefsimiz itiraz etmeyi sürdürecektir. Hani bu noktada günahlarda devamlılık noktasında o amalar hep içimizden yükselecektir. Ama bizim burada sebat gösterip o irademizin hakkını verip o amalara rağmen sürekli tövbe kurnalarına koşmamız ve hiç aslında o günahlara hayat hakkı tanımadan bunu tekrar etmemiz gerekiyor. Biz mücadele ettikçe inşallah o konuda günahları aşma konusunda Allah bize daha da yardım edecek diye ümit ediyorum. Ve zaten onun yardımıyla da o günahlardan kurtulmayı bir gün inşallah kurtulduğumuz günleri de görürüz. Bu arkadaşımıza da inşallah bize soruyu soran arkadaşımıza da güzel bir sorusuna cevap olmuştur diye ümit ediyorum bu bölümümüz. Allah ebeden razı olsun vaktiniz için. Bizi izleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Lütfen bizlere soru ve görüşlerinizi iletmeye devam edin.
hayatını Kur'an'ın anlaşılmasına adamış bir alim olan Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın hatıraları bir kitapta toplandı. Çağın Bir Şahidinden kitabı Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, www.sureyyakitap.com'da. Hoca Efendi'nin ulema kimliği ve insani yönlerini daha yakından tanımak isteyenler için Doktor Ahmet Kurucan'ın yazdığı Hatırdan Satıra kitabı süreyyakitap.com'da.